Zaten insan arzu yani kullandığı terminolojiyi diyeyim yani kullandığı sözleri veya yazdıklarını gerçekten hal edilmemişse o karşı tarafa çok geçmiyor. Ben mesela şeye çok hayret ediyorum. Kitabımın okuyucularıyla hep diyalog içindeyim ben. Ve inanır mısın ağladığım yerleri bile biliyorlarmış gibi diyorlar ki ya şu sayfada müthiş ağladık, şuradan çok etkilendik. Her seferinde dikkat ediyorum. Benim mesela çok duygusal olarak kaleme aldığım bölümlerde bunu söylüyorlar. Demek ki işte duygunun geçişi bu şekilde gerçek olabiliyor. Ama ne zaman oluyor? Siz sahiciyseniz oluyor. Yani siz yaşamadığınız gerçekten hayata dair içinizdeki duygular sahteyse sadece bunu bir böyle vitrin gibi kullanıyorsanız o duygu karşıya geçmiyor zaten. O nedenle hal edinmiş insanlar ki sen de onlardan birisin gerçekten o tatlı değil, sahte durmuyor, çok samimi hissediyorsunuz onu. Sonuçta güzel oluyor tabii. Şimdi bütün sözlere başlamadan önce senin vesilenle annemin memleketi zaten İzmir. Son Ne güzel. derece büyük geçmişler olsun İzmir'e. Evet. Çok üzüldüm. Yani sadece tabii İzmir değil ama yurdun her yerinde 72 noktada çok ciddi yangınlar oldu. İzmir'de çok sevgili, kıymetli dostlarımın inan siz tabii daha iyi bilirsiniz. Sitelerinin duvarlarına, demirlerine kadar geldi alevler. Gerçekten büyük bir felaket atlattık. Çok şükür. Son derece üzüntülü günlerden geçiyoruz. Fakat işte sen gibi ben gibiler biliyor ki görünenin ardında daima hani sanki her şey böyle kötücüllerin kontrolündeymiş gibi görünüyor. Sakın aldanmayın bu kısmına. Arzu'nun da geçen programda dediği gibi aslında çok ilahi günlerden geçiyoruz ve seyrettiğimiz, seyircisi olduğumuz her şeyden mutlaka almamız gereken öğütler, nasihatler var. Ve dolayısıyla seyrederken izleyicisi olduğumuz şu anki her yerdeki felaketlerin, her yerdeki acıların, ister insanlar dünyasına, ister hayvanlar dünyasına, her nerede zulüm varsa, her nerede acı varsa, her şeyi izleme seyirci konumundayız zaten. Bunları izlerken daha derin düşünerek buradan ne mesaj almalıyız, almamız gereken öğüt, nasihat nedir? Bu bizi teslimiyet noktasına nasıl taşır? Bu bağlamda değerlendirmek lazım. Haşa hiç kimse sanki kontrolden çıkmış bir dünyada yaşadığımızı falan iddia etmesin. Her daim ilahi sistem tüm sistemlerin üstündedir. Ne olur buna canı gönülden inanın ve yaratmak istedikleri korku pandemisini sakın bir daha yemeyin. Evet. Bu vesileyle de günün anlam ve önemi mesajını Evet. vereyim. Malum çiçek olaylarını şimdi adlandırmayalım. Aynen. Yayınımız zarar görmesin. Herkes anlıyor zaten. Evet, anlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Malum çiçek olaylarına inanmayalım. Bir dualitenin içinde olduğumuz ve dualitenin içinde ilerlediğimizi, o sırat-ı müstakil denilen dengeyi bulmamız için korku pompalandığını hatırlayalım. Kalbimizde, gönlümüzde yaratıcıyı açtığımız müddetçe zaten dengeye geleceğiz. Sınavlarımız kolay olsun. Sınav da demeyelim de Bakış. bakış, yüklediğimiz anlamlar kolay olsun. Kolay idrak edelim. Aynen. Kolay şuur edelim. Aynen. Evet. Şimdi bugün Şimdi. epifizik konuşacağız. Evet. Ama biz arkadaşlar, sevgili dinleyicilerimiz, biz Arzu Hanım'la güzel bir frekans tutturduk. Çok Biz şükür. pek öyle yayından önce hani soru cevap bir şey çalışması yapmıyoruz. Akışa bırakıyoruz. Çok daha samimi olduğuna inanıyorum. Neticede burada iki dostun sohbeti gibi izleyebilirsiniz. Bakalım nerelere gidecek. Ama ben yine herkesi gördüğü yerden değil de hep böyle başka bir yerden görme eğiliminde olduğum için
Çok şaşıracağınız bilgiler hazırladım. İlk kitabım benim ilk göz ağrım. Kenzüler var. Yeniden yazılıyor. Yeniden hazırlıyorum. Neredeyse bitmek üzere. Yaklaşık ilk 23 bölümü prestij bir baskı, çünkü çok muazzam baskı yaptı. Bir prestij baskı olarak okurlarıma benden bir hediye olarak şöyle söyleyeyim, 26 bin kelimeydi. Şu an kitabın yarısında yaklaşık 45 bin kelimeye geldi. Yani daha kitabın en az 10 bölüm daha var, genişleteceğim. Kitap şu an ikiye katladı. Müthiş genişletti. Neden buna ihtiyaç duydum? Çünkü ilk bu kitabı yazarken insanları çok fizikle falan boğmak istemedim. Çok antipatik kaçabilir diye düşündüm. Ama çok yanıldım. Müthiş bir okuyucu kitlesi var. Ve siz felsefi olarak bunun altındaki meal ve manayı anlattığınız zaman her şeye açık. Ben artık bu kitaplarımın okuyucusunu tanıdıktan sonra Türkiye'de kitap okunmuyor, Türkiye'de bilim kitabı okunmuyor falan gibi böyle bir söyleme hiçbir şekilde katılmıyorum. Çünkü ben bilimsel yazıyorum ve çok seviliyor. Allah hepinizden razı olsun. Ben de size bir jest olarak inşallah Eylül'ün ortası gibi hazır olacak. Muazzam yeni bir kapak görsel çalışmasıyla. Orada müthiş ilaveler var. Bugün işte bugün burada açıklayacağım araştırmayı kitabın genişletilmiş bu prestij baskısı için kaleme aldım. Çok şaşırtıcı bilgiler var. O zaman ikinci bölümde kitap çıkmış olacak. 17 Eylül diye İnşallah, sözleştik. inşallah tanıtımını yaparız. Şimdi dediğim gibi herkesin baktığının ötesinden biraz bakmaya çabalıyorum ben. Çünkü lisans eğitimimi fizik üzerine aldığım için hani şimdi bir kimyacının bakış açısı tüm varlığa o noktadan bakmaktır. Bir tıp doktorunun bakış açısı kendi bilgisiyle bakmaktır. Ben de lisans eğitimi fizik olan bir insan olarak ister istemez her şeye fizik babından bakıyorum. Yani burada fizik olarak ne var, ne görmeliyim diye irdelediğim zaman tabii farklı manzaralar çıkıyor. Şimdi epifiz, evet, herkesin bildiği gibi zaten çok sulandırıldı sosyal medyada. Yarısı yalan, yarısı doğru. Bir sürü bilgi servis ediliyor. Ama ben şunları hemen burada bir küçük özetle toparlamak istiyorum. Sonra da çok şaşıracağınız bir şekilde bir Kur'an'dan bir ayetle başlayacağım konuyu. Hani ayetle epifizin ne alakası var diyeceksiniz ama okuduğumda çok şaşıracaksınız. Şimdi kuantum fiziği hayatımıza ne kattı? Kuantum fiziği hayatımıza şunu kattı. Diyor ki evrende dışarıda kendinin dışında var olduğunu zannettiğin tüm dünya aslında senin zannın ile var. Yani zanlarımızla şekillenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bunun birçok nedeni var. İşte elektromanyetik spektrumdan %1'in altında elektriksel ileti alıyoruz. Duyu organlarımız çok sınırlı. Bu göz, kulak, dokunma hissi, işte koku gibi tüm bu duyularla son derece dar bir aralıktan, yani varlığı bir külli varlık olarak düşünelim Arzu. O varlığa bu duyu organları nedeniyle son derece küçük bir pencereden bakabiliyoruz. Bu kadarını görebiliyoruz. Peki bu dar pencerenin ötesini genişleterek görme imkanımız var mı acaba? Duyu ötesi Var. var. İşte onu sağlayan organ epifiz. Ve ben epifizin çok enteresan bir şekilde, hani diyorum ya herkes kimyasıyla uğraşır, ben onun fiziğiyle uğraştım. Çok ilginç bilgiler şimdi sunacağım size. Enam sorusu Peki bu sizin. ilginç bir bilgiye Buyur. girmeden önce epifiz bizi gerçekten bu diş macunlarıyla yediğimiz Tabii gıdalarla tabii kaplıyor. tabii tabii. Nerede Onu yiyeceğiz? Arzu istersen en sonunda söyle. Hemen şöyle iki cümleyle neden olduğunu. Değil sadece diş macunu, şebeke suları, diş macunları, elektromanyetik tüm dalgalar, tüm endüstriyel, ne demek bu? Tüm paketli gıdalar. Tamamı epifizi köreltmiş durumda. Şimdi bakın
Rüyalarımızı bile kaybettik, değil mi? Yani çok az insan gerçekten hakkı ile rüya görüyor. Evet, Sebebi çoğu tamamen insan görmüyor diyor. aynen. Mesela neden küçük çocuklarımız daha renkli, daha böyle canlı hayaller ve rüyalar görür? Çünkü onların epifiz bezi çok temiz. Descartes epifiz bezi için içimizdeki maneviyat demiştir. Yani ilahi alemle bizi bağlayan nokta der. Hatta epifizin o çok önemli üç hormonundan birine, DMT'ye ruh molekülü adını verir. Peki bu böyle sizce hiçbir şeyi yani oturaklı bir bilginin temeli yok mu sizce? Hayır. Şimdi anlatacağım şeylerden sonra Descartes'in bu kimyayı bilmeden dahi ne kadar haklı olduğunu gerçekten eğer ruhun bu dünya alemini seyrederken, duyular aleminde seyrederken öteye geçmek için biyokimyasal bir yapıyı kullanıyorsa bu mutlaka DMT ve melatonin. Şimdi bunun nasıl olduğunu yeni genişleteceğim, kitaptan okuyacağım. O bölüm En'am suresi 60. ayetle başlıyor. Çünkü neden? Benim ilk kitapta hep vurguladığım şey. Şimdi kuantum fiziği bize ne diyor? Zaman izafi, mekan izafi. Madde dediğimiz şey sadece aslında zaman mekan gerçekliği ile var. Yani madde yoksa zaman yok. Zaman yoksa madde yok. Yer yok, konum yok. Heisenberg ilkesiz yani yerelsizliği. Dolayısıyla bizim bu maddesel plana ait zannettiğimiz beden, yaşam, bunların da hepsi izafi. O halde ölüm de izafi, değil mi? Şimdi bakın En'am suresi 60. ayet bize ne diyor? Diyor ki, ey insanlar, sizi her gece öldürüp sonra da yazılmış olan eceliniz tamamlansın diye her sabah dirilten odur. Şimdi her gece öldüren diyor. Yani bu mecaz veya işte tercüme hatası falan değil. Ayetin orijinalinde sizi her gece öldüren, sonra da o sizin için tayin edilmiş ömür tamamlansın diye her sabah dirilten. Allah Allah. Biz şimdi her gece ölüyor muyuz Arzu? Yarı Niye ölümlü. Kur'an böyle tabir ediyor? Evet. Ne yapıyoruz gece? Uyuyoruz. Peki uyku sırasında gerçekten ne oluyor? Tüm o süreci organize eden organ epifiz. Şimdi epifiz diğer tüm duyu organlarından ayrı olarak yani bizim tüm duyu organlarımız dışarıdan ileti alır, beyine gönderir, beyin onları yorumlar. Ama epifiz öyle değil biliyor musunuz? Epifiz kendi de dışarıdan aldığı iletiyi dönüştüren ve buradan mesaj okuyan bir organ. Aslında işte kuantum fiziğinin demin söylediğim bu alemin, bu suretler alemi dediğimiz şehadet aleminin bu yanıltıcı görüntüsü var ya, şimdi burası zaten izafi, rüya alemi. Ama bunun ötesini idrak ettiren organ bizzat epifiz. Bunu nasıl yaptığını sistematiğini yazdım. Şimdi dışarıda gece ne oluyor? Yani akşam saatinde ne oluyor? Aslında doğal ışık yani güneş ışığı dediğimiz doğal ışık sisteme ait bir uyarıcıdır bu. Bir iletidir aslında. Azalıyor. Azaldığı anda epifiz bu bilgiyi alıyor. Azaldı diyor. Işığın azaldı bilgisini alıyor. Gece nörotransmitterları dediğimiz melatoninin uyarılması için gereken bilgiyi bizzat kendisi veriyor. Başka bir aracı kurum falan kullanmıyor yani öyle müthiş bir organ. O şimdi bunları anlattığım zaman epifize niye saldırı var? Wow deyip anlayacağız yani. Yani o kadar önemli. Şimdi dışarıda ışığın azaldığı bilgisini aldı mı? Aldı.
Bunu bir bilgi olarak kullandı ve gece bizi uykuya yatıracak, uyutacak olan nörotransmitter dediğimiz, yani o bilgiyi ileten kimyasal ajanları melatonin üretmeleri için uyarıyor. Buraya kadar hepsini bunlar epifiz yapıyor. Melatoninin üretilmesiyle birlikte beden yavaşlıyor, durgunlaşıyor ve ondan sonra acayip bir şey başlıyor. Beyin dalgaları gündüz alfa, beta, teta bu dalga boyları var ya, gece beta dalga formuna geçiyor. Yavaş yavaş alfadan betaya, oradan tetaya. Ve bizim uyku Tekrar dediğimiz geriye dönüyor dalga boyları. Öyle mi? Doğru mu anladım? ters dönecek. Zaten şimdi gündüzü anlatacağım. Gündüzde de tam tersi oluyor. Şimdi gece aldı bizi epifiz. Dışarıda ışık azaldı diye emir verdi. Melatonin üretildi. Bu melatoninin üretilmesiyle birlikte bizim fizik bedenimiz yavaşlıyor. Evet. Hareketlerimiz yavaşlıyor. Uyku geliyor dediğimiz şey hareketler başlıyor. Fakat asıl burada hikaye beyin dalgalarında. Beyin dalgalarını harekete geçiriyorlar ve bizi uyku moduna geçirecek olan başka bir beyin dalgasına götürüyor. Hatta ona şöyle diyorum ben, teta beyin, yani teta frekans bandına taşıyor. Şimdi burada frekans bandı deyince, ya bu ne ya, radyo kanalı gibi veya televizyon kanalı gibi düşünebilirsiniz. Ama doğru düşündünüz. Aslında başka bir frekans bandına geçiyorsun. Yani senin beynin gündüz uyanık halde iken, alfa beta dediğimiz beyin dalgalarında iken duyular alemindedir. Duyuların hükmündedir. Ve kendisini maddesel bir beden olarak algılar ve bu alemin gerekliliklerini yerine getirir. Ama melatoninin üretilmesiyle birlikte beynimiz başka bir dalga boyuna geçiyor. Dalga boyları ne demek? Şimdi siz bir radyo alıcısını, düğmesini çevirdiniz. İşte 87,2 kanalına geldik. Oradan yayın alıyoruz, değil mi? Sen düğmeyi değiştirip başka bir frekans bandına geçtiğinde başka bir alanın frekanslarını almıyor. Başka bir kanalı dinlemiyor musun? Veya televizyonda başka bir kanalı izlemiyor musun? Beynin de aynısını yapıyor. Aynısını yapıyor. O diğer frekans bandına geçebilmek için beden uyku dediğimiz evreye sokulup devre dışı bırakılıyor ki neokortekse dış dünyadan sinyal akışı dursun. Yani gözünü kapat, kulağın bütün bilinç bedeni uyutuyor ki seni burada varmış gibi hissettiren bütün dış uyaranlara bedenini kapatıyor. Kapattığın anda sen değişen biyokimya sonrası, esas işte fiziğin alanı orası, değişen frekansla birlikte sen başka bir alemi artık deneyimliyorsun. Bugün artık nörofizyoloji zaten, değil mi? Öyle eskisi bizim çocukluğumuzda zannettiğimiz gibi arzu, rüyaların beynimizin içinde dönen filmler olmadığını falan herhalde biliyoruz artık. Bizi zaten o düzeyde insanlar da izlemiyordur. Herkes zaten artık bunun böyle Evet. olmadığı, başka bir hakikatin olduğunu herhalde bilincindeler. Dolayısıyla hani kuantum fiziğinin aslında iki gerçeklik var dediği ikinci gerçekliğe geçiyoruz. Birinci gerçeklik neydi? Duyular alemi içindeki görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz, işitebildiğimizle oluşturduğumuz duyularımıza ait zannımız olan gerçeklik. Bu dünya zannımız olan bir gerçeklik. Tüm bu duyularla biz sınırlıyız. Pencereye şu kadarcık bir delikten bakıyoruz. Bunlar kapatıldığında, yani bunları tamamen devre dışı bıraktığımızda beynimiz, evet, aynen televizyonda başka bir kanalı seyreder gibi başka bir frekans bandındaki alemin başka bir boyutunu seyre gidiyor.
İşte buna onun için Kur'an ölüm diyor, sabah da dirilttim diyor. Nereye öldürüyor bizi? Bizi duyular alemine öldürüyor. Bizi bu aleme öldürüyor. Ama diriliş değil mi? Burada değil zaten. Diriliş öbür alemde. Sabah aynısı gerçekleşiyor. Sabah dışarıdaki ışığın artışıyla yani güneş ışığının dış dünyadan gelen ışığın artışı ile birlikte arzu tekrar Epifiz diyor ki ışık çoğalmaya başladı. Hemen yayını kes diyor. Teta'dan alfaya geç diyor. Uyanmamız lazım. Tekrar uyarıyor. Gereken biyokimyasal serotonin bu sefer üretilmeye başlıyor. Melatonini devre dışı bırakıyor. Serotonin bedeni uyarıyor. Bedenleri harekete geçiyor ve biz o yüksek frekanslı beyin dalga formundan bu düşük frekanslı beyin dalga formuna girerek duyular alemine tekrar geri geliyoruz. İşte buna da uyanma diyoruz ya, Kur'an da ona dirilme diyor. Bu dünyaya dirilme. Evet, peki o yüzden mi gözlerini kapatıp böyle saatlerce meditasyon yapmışlar, zikir çekmişler, kendilerini karanlık odalara, mağaralara gizlemişler Tüm insanlar? inisiyasyon, tüm yani inisiyasyon dediğimiz hani tarihteki tüm işte okült yapılar, Bilgi akışı. dinler ve insanı yükseltmek isteyen tüm öğretilerde aslında zaten dışarıda hiçbir şeyin olmadığı, Evet. bulacağın her şeyi ancak kendi içine dönerek bulabileceğini zaten keşfettikleri için işte Anadolu'da çilehaneler, Uzak Doğu'da, Güney Amerika'da, dünyanın tüm coğrafyalarında bunlar bilinmiş ve o yüzden seni karanlığa kapatarak, dış uyaranlardan kopararak gerçek alemi algılayabileceğin öğretiler sana verilmiş. Meditasyonlar, tefekkür odaklı, aslında tüm ibadetler, namaz da buna dahildir. Tefekkür odaklı yapılması istenir. Namaz şu değildir arkadaşlar, yani şu alfa bandımda hareket edip iki bir şey okup bu değil. O değil. Namazda senden isteneni aslında Kur'an'da teheccüd vakti için söylüyor. Diyor ki gecenin bir vakti uyu ve uyan. O vakit üçte biri uyu diyor ya, Evet. uyan dediği yer gece yaklaşık saat üçe denk geliyor Arzu. Evet. O üç ile dört arası ne oluyor biliyor musun? Biyokimyamız demin söylediğim sahnede. Melatonin ve DMT tavan ve beynin o alemin dalga boyunda ve kalk diyor, uyan Evet. ve diyor ki ayetin devamında umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a taşısın. Yani en yüksek frekanslı makama taşısın diyor. İşte hedeflenen ibadet budur. Arzu edilen. Çünkü niçin? İbadete bizim ihtiyacımız var. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Çok güzel. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerden biz bu farkındalığa yükselerek bunu yapabiliyorsak, o zaman o ibadet bize gerçekten makamı Mahmud'u taşıyacak bir ibadete dönüşüyor. Evet. Onun dışındaki hani görenler alışverişte görsün gibi bir şey. Öyle değil mi? Evet. Birçoğu da alışkanlıktan da olabiliyor. Evet. Aynen. Şimdi O diyor ki yüzden de gece karanlıkta uyumak gerekiyor. Hani küçük minik bir ışık dahi olmasın, zibir karanlıkta uyumaya şimdi çalışmak. epifiz o kadar hassas ki Arzu. Şimdi maalesef endüstriyel hayat içinde o arzu edilen yani epifizin ihtiyacı olan tam gece karanlığına ulaşmak artık mümkün değil. Ben yıllardan beri yaptığım bir şeyi önerebilirim. Mutlaka göz bandıyla uyuyorum. Fakat epifiz o kadar hassas ki arkadaşlar. Bakın
Siz karanlık bir odada uyusanız, hani şu minik lazerler vardır ya Arzu. Bir minicik lazerle bacağına mesela tutsam, derini kullanarak o ışığı dahi algılayıp uyanıyor. O yüzden yatak odalarınızda asla elektronik hiçbir cihaz, televizyon, bilgisayar, hiçbir şey kesinlikle bulundurmayın. Bakın, Epifiz sadece psikospiritüel sağlığımız için falan değil, fiziksel sağlığımız, tüm mesela kanser oluşumuyla melatonin doğrusal olarak orantılı. Mesela körlerde kanserin sıfıra yakın neredeyse görünmesinin temel nedeni bu işte. Ve bu sistemden bizi uzaklaştırmak isteyenler, kötücüğümler, bize öyle hak bilgileri o kadar yanlış vermişler ki, mesela Epifiz'in beslenmesi için güneş ışığına ihtiyaç var. Hem de bak ne kadar tuhaf gelecek şimdi. Gündüz, öğlen, güneş tam tepedeyken göz bebeklerinizle güneşe bakmanız gerekiyor. Halbuki hep Bizler biz gözlük takıyoruz, değil mi? bize gözlük taktırıyorlar, değil mi? Evet. Bununla ilgili zannediyorum Ersin Özdemir, kıymetli hocamız, diyabetli diyetisyen, böyle bir kısa reels hazırlamıştı sayfasında. Benden sonra ilk defa bilen birisini görmüştüm. O da demişti ki güneş gözlüğü aslında dışarıda takılmamalı. Evde bu elektronik cihazlara bakarken takmalısınız diye. Ya. Hep yanlış bilgiler. Çünkü neden? Bir amaç var bu kötücüllerin ya. Amaç insan tekamülünü sekteye uğratmak. Çünkü tekamülümüzün önündeki eğer fiziksel bir organ arıyorsak bu kesinlikle Epifiz. Muhteşem. Yani bakış açımızı o kadar değiştiriyorsun ki sevgili Işık. Yani Ve anlatım bak birlikte. bir şey söyleyeyim mi? Yine Epifizle içinde bulunduğumuz frekans, yani titreşim oranımız son derece ilişkili. Epifizin sağlığını muhafaza edebilmek için Arzu, ben çok çaplı, hatta bu kitapta gıdalarla, besinlerle ilgili de ilaveler koyuyorum. Mesela konservelerin frekans titreşim sayısı sıfır. Sıfır. Evet. Hani sıfır yanında bir falan bile yok. Sıfır. Efendim söyleyeyim, taze otların 20 küsür, işte 20 ile 37 arasında değişiyor. Bu otlardan elde edilen bitkisel yağların çok yüksek mesela. Evet. O yüzden mesela uçucu yağlarla yapılan aromaterapiler falan çok faydalı. Ben de geçen pandemide aromaterapi, fitoterapi eğitimi almıştım çok ciddi bir şekilde. Şimdi her şey bir bütün ile var. Evet. Bize dinsel yasaklar, haramlar olarak aslında nasihat edilen her şeyi inceledim. Hepsinin aslında oradaki işleyişe verdiği zararları gördüm. Neler yasak bize Müslümanlar olarak, inananlar Sesiniz. olarak? İçki haram, değil mi? Evet. İnsan frekansını muazzam derecede aşağı düşürüyor zaten. Alkol yani. Sigara, endüstriyel gıda. Haram diye işte kabul ettiğimiz domuz eti. Olağanüstü derecede insan titreşim sayısını düşürüyor. Şimdi çok önemli çalışmalar var. Hatta herkese ben eğitimlerime gelenlere de bir el kitabı olarak öneriyorum. Çünkü birçok profesyonel var benim eğitimlerime gelenler. Bilinç haritası diye çok önemli bir eserdir bu. Bir doktor, Amerikalı bir doktor hazırlamıştır bunu. 350 bin kalibrasyon üzerine yazmıştır bu kitabı. Orada insan bilincinin, titreşiminin hastalık tabloları var. Bu tabloların duygusal durumlarımızla olan ilişkisi var. Peki, tersten bakıyoruz şimdi. Bizim duygu durumlarımızı ne düzenliyor? Yine epifizin hormonları. O kadar kilit bir organ. O kadar. Bakın böbrekten sonra çok ilginç. En çok kan akışının olduğu organ. Yani mercimek kadar ama müthiş kan deveranı var. Yani senin duygu durumuna bağlı olarak mental sağlığını,
bütünsel sağlığını, her şeyini organize ediyor. Ben ona şey diyorum, metabolizmanın orkestra şefi. Yani küçük olduğuna bakmayın, Evet. çok önemli. Zaten hani konunun başında dediğim gibi esas saldırı da bunlar bilindiği için zaten şey Evet. büyük saldırıya giriyor. Bu saldırılardan nasıl korunabiliriz? Bir kere yani alkolü ve sigarayı hiç tartışmıyorum bile yani. Hiç. O, konuşacak bir tarafı yok. Yani bunların faydalı olabileceğini artık geçiniz. Hani çünkü niye diyorum 1930'larda, 40'larda hani doktor giyimli işte kişilere sigaranın faydaları üzerine Amerika'da reklamlar çekilmiş. Hani o yüzden Evet. kapitalist sistem her şeyi kullanır. Ben de gördüm, çok şaşırdım. Ha, değil mi Sigaranın yani? faydaları ne, O reklam mı? yüzden yani pazar ekonomisine bakmayacağız onların ne Evet. dediğine. Ama bugün artık oldukça büyük bir uyanış var aynı zamanda. Hiçbir hekim bugün artık ne efendime söyleyeyim sigarayı ne alkolü zaten herhalde ki ne tavsiye ediyor ne öneriyor ne de savunuyor. Ama bunlar sadece bilebildiklerimiz. Esas bilinmeyen tehlike nerede? Gıdada. İşte bakın demin ne yazdım? Kitapta bir seri halinde yazdım ben onları. Konserve sıfır ya. Sıfır titreşim ne demek ya? Yani çöp. Evet. Konserve gıda. Çöp. Yemeyeceksiniz. Mutlaka arzu geleneksel beslenmeye dönmek zorunda. Evet. Ben de Mutlaka. yemeklerim söyle değil mi? Aynen öyle. Aynen. Mesela Canan Karatay Hoca hep uyarıyor. Diyor ki çok önemsiz diyorum onun ağzından çıkan her şeyi. Çünkü çok doğru diyor ki probiyotik diye bir çılgınlık çıktı. Ya probiyotik diyor canlı bir organizmadır. Probiyotik instant tozu olabilir mi? Ya bu canlı olmak zorunda değil mi? En güzel probiyotikler ne? Evde yapacağınız turşu, evde yapacağınız yoğurt. Ya bu kadar basit işte yani. Sarımsağınız, soğanınız, doğal beslenme, mutlaka olabildiği kadar endüstriyel yani paketli gıdadan uzak durun. Evde yaptığınız konserveler de fark etmiyor sevgili Elif. Konserve dediğimiz gıda orada geçirdiği içindeki artık nasıl bir kimyasal reaksiyon geçiriyorsa sıfır olarak veriyorlar. Evet, Yani herkes ben yattan her kalma. şeyi sürüyor Ben evde şunu yapıyorum. yapıyorum sevgili dostlar, dondurucu kullanıyorum. Yani domatesimi, işte biberimi her neyse hazırlıyorum ve dondurucuda, dondurucuya bile artık poşetle atmıyorum. Onu da öyle dipnot düşeyim. Nasıl oluyor Mevsimi peki? ben ne yapıyorum? Daha sağlıklı, daha natürel, kartonumsu gibi, hani boya moya içermeyen böyle kartonumsu malzemeler buldum. Bir ambalajda. Onlara koyuyorum. İşte bir pişirimlik ve o şekilde kullanıyorum. Poşet Hayır. Hayır. Yani plastikten olabildiği kadar yani tamamen uzaklaşmamız zaten mümkün değil ama kullanmıyorsunuz. olabildiğince uzaklaşmakta mutlaka fayda var. Evet kurutma demiş Şengül Hanım. Fevkalade. İşte Yani kurut. bilhassa güneşte kurutma. Hani Evet. Anadolu'nun geleneksel o güneşte kurutma. Keşke başarabilsek onları. Evet, cam müthiş sağlıklı. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hanımlarımıza çok iş düşüyor ve biz bu topraklarda hala çok şanslıyız dostlar. Sebebi de şu. Hala Anadolu ayakta. Hala Anadolu'da köylerimiz var. Çok Hala kadim bilgiyi bilen, güzel. o şekilde yaşayan insanlarımız var. Lütfen bunlara sahip çıkın. Ben yaklaşık 5 yıl önce bu mücadeleye başladım. 1900, yani 2019'da başladım. Sayısız Instagram hesabım kapatıldı. Pandeminin ayak izlerini hissettim ben ve orada hep şeyle ilgili yani beslenmenin geleneksel anlamda beslenmenin ne kadar artık maalesef küçümsendiğini yani bir
nasıl anlatayım? Bir özendirme kampanyası içinde sanki işte hazır aldığımız paketlenmiş ürünlerle daha iyi besleniyormuşuz algısı uyandırıldı. Son Evet. derece büyük bir yanlış bu. Olabildiği kadar ben Tekirdağ'ın bir Sayfiye ilçesine yerleştim. Pandeminin son yılları yazdığımdı burası benim arzu. Zeytin ağaçlarının altında yaşıyorum ve geçen gün baktım mesela ağacımın dalının birine bir mantar küf bir şey gelmiş. Asla ilaçlamıyor. Yani o dalı oradan temizliyorum. Sıfır ilaçsız ağaçlarımdan zeytini ellerimle toplayıp ellerimle yapıyorum. Bütün bir sene yiyorum. Zeytinyağı da yapıyorum. Çok güzel. Emek Çok istiyor. güzel. Emek istiyor. Yani artık şu arzu günümüz dünyasının şartları içinde Evet. artık maalesef temiz gıdaya ulaşmak çok mümkün değil. O halde emek istiyor. Peki bunların sonucunda biz epifizimizi diri tutarsak biz ne kazanıyoruz? Değil mi? Evet. Olduğu gibi bütünsel sağlığı organize eden bir organdan bahsediyorum. Yani melatoninin, düşünün geçen çok kıymetli sevdiğim, hatta şu an izliyor, kıymetli bir doktor arkadaşım, kadın doğumcu. Melatoninle ilgili bir bilgi geçti bana. Aa, hiç bilmiyordum. Müthiş heyecanlandırdı beni. Bebeğin bile, bakın anne karnında, bebeğin hani o karanlıkta, orada da bence o karanlıkla ilişkili o. Normal doğum sürecini başlatan hormon da melatoninmiş. Evet, Bu sanki kadar dünya önemli. sevmiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden müthiş sağlığına olağanüstü dikkat etmemiz gereken bir bir organ. Bir kere hayat gayemiz içinde, hayatımız içinde, bu yaşantımız içinde, değil mi? Herkes mutlaka huzurlu ve mutlu olmak istiyor. Bu çok insancıl bir şey. Bu ayıp bir şey değil. Yani bir arada şöyle bir şey algılanıyordu. Sanki inanç sahibi insanların mutlu olmaması gerekiyormuş gibi falan. Öyle bir şey yok. Kur'an ayetlerde bize diyor ki yiyin için, iyi olun, keyfinize bakın. Sadece israf etmeyin diyor. Evet. Dolayısıyla insana mutlu etmek için bu dünyada bir sürü şey de verdim diyor keyfinize. Ama onları diyor çok ciddiye almayın. Oyuncaklar gibi kabul edin diyor. Yani hani hayatınızın merkezi haline getirmeyin. Demek ki insanın bu dünyada haz alması, mutlu olması da isteniyor. Çile çekmeye gönderilmedik. Şimdi bizim mutluluğumuzu sağlayan bir organ epifiz bezi. Epifiz bezi çalışmayan insanlarda çok acayip duygu durum bozuklukları tespit ediliyor. İşte serotonin ve melatonin eksikliğinden dolayı hayal kuramamadan tut, rüya görememeye kadar ne ararsan tüm adına bugün işte psikolojik hastalıklar denilen hani depresyon benzeri tüm o sıkıntıların altında epifizin gereken hormonlarını üretememesine dayanıyor. O halde epifiz bize gerçekten hazzı, mutluluğu, huzuru açan bir organ olarak da görev alıyor. Epifiz hormonları ile ilgili hatta ben kitapta çok geniş bir araştırma yaptım. Orada iki önemli daha hormondan bahsediyor. Bir tanesi anne ve bebek arasında doğumda gelişen o işte o eşsiz aşk vardır ya anne bebek aşkı. Onu tesis eden hormon ve bu hormon üzerine araştırmalar yapılmış Arzu. Bu hormonu aktive edebilen insanların son derece huzurlu ve asla kin duygusu, öfke duygusu barındırmadıklarını bunlar bilimsel olarak tespit edilmiş. Yani bugün biz küresel bu farkındasınız zaten. Küresel bir depresyon salgını var. Küresel bir mutsuzluk var. Evet. Küresel bir anksiyetenin içindeyiz. Vallahi hepsi bu epifizle ilintili biliyor Evet. musunuz? Ve hepimizin bu kadar değerli olduğunu aslında
bütün eski çağlardan itibaren kuzalak şeklinde tarif etmişler, değil mi? Yani tapınakların girişlerini kuzalak Her koymuşlar. yerde Kuzalak. vardı Arzu. Evet. Yani eski mitolojilere bakıyorsun. Bugün Vatikan'da Papa'nın asasının başında da var. Evet. Efendim söyleyeyim Sümer tabletlerinde dahi var. Her yerde Her sembolik yerde bir anlatılmaya kozalaktır. Her çalışıyor. yere var. Demek ki hani işte bugün kuantum fiziğini insanlığı şok eden gördüğümüz realite sadece duygularımıza dayalı bir realite ise biz bu sınırların ötesine yani bize şu an simüle edilen bu gerçekliğin sınırlarını ve eşiklerini nasıl kırıp geçebiliriz? Çünkü insanın potansiyeli çok yüksek. Bu yüksek potansiyele nasıl erişebiliriz diye sorarsanız bunun organı ve kimyası var. İşte bu epifiz o kadar önemli. Evet. Yoksa öyle sosyal medyada anlatıldığı gibi yok işte astral seyahat için falan meselesi değil bu yani. Hani şimdi bu, o da çok sığ bir bilgi. Senin zaten bütünsel sağlığın, bak demin ne dedim? Görme engelli insanlarda epifiz daha aktif çalıştığı için melatonin seviyesi hep muhafaza edilebildiği için kanser sıfıra yakın. Hatta ben bu bilgiyi bildiğim için hep şey derim, dikkat edin, görme engelli insanların duygu dünyası çok zengindir, çok derindir. Yani bugün Aşık Veysel belki de görme engelli olduğu için yazdı ya onları. Yazabildi onları. Çünkü başka bir gerçekliği görüyor. Evet. Ne dersin? Gönül gözü açılımı diyebiliriz. Evet. Gönül gözü dediğin şey ne? Kalp Epifiz. gözü dedikleri. Epifiz. Evet. Epifiz. Ben bunu ilk öğrendiğimde Allah Allah demiştim ya. İçeride karanlıkta bir organ dış dünyaya uzanmıyor. Dış dünyayla bağı yok. Nasıl buna göz denilebilir? Sonra anladım ki zaten dışarıda görülecek bir realite yok. Evet. Bizim gerçek aslında görmemiz gereken realite duyu organlarımızın ötesindeki gerçeklik. Yani Ve Allah aslında miraca çıkmak da aslında hepimiz bizimle bağlantı kurmakta diyebiliriz bir anlamda da. Hani kendi içsel peygamberimizin. miracımızın Evet. kapılarını bize açan organ. O yüzden de herkesin çok hassas olmasını arzu ediyorum. Kendinizi sevin, kendinize değer verin ve olabildiği kadar dediğim gibi sigara, alkolü zaten konuşmuyoruz. Onların konuşulacak bir tarafı yok. İnsan sağlığına verdiği zararlar tamam ama endüstriyel gıda çok büyük bir tehdit insanlık için. Çünkü içindeki tüm şeyler, koruyucu maddeler, tüm katkılar epifizi tamamen devre dışı bırakmak için ve çoğunlukla da bıraktılar. Şimdi Yeşil Yurt Nuray Hanımefendi ahirete geçiş sağlayan organdır epifiz demiş. Epifizin en yüksek yani zirvede olduğu iki an vardır. Biri doğum anı, iki ölüm anı. Çünkü bize demin anlattığım şeyle hani beyin dalgaları başka bir frekans bandına geçerek aslında başka bir aleme taşıyor bizi. Evet. Instagram'da bir ot ismi geçiyor diyor. Ayahuasca diye bir çaydır. O zaten yeryüzünde yasak. Ben hiçbir şey için dışarıdan temin edilerek alınan hiçbir desteği onaylamam şahsım adına. Evet. Çünkü neden? Ya bunun zaten bütün altyapısı içimde var ki benim. Ben dışarıdan niçin şey alayım ki? Yani o çayı yapayım, bunu bilmem ne yapayım, değil mi ya? Ne gerek var? Evet. Dünyada birçok yerde yasak zaten. Bir tek Bali, Endonezya adalarında bir yerlerde, Güney Amerika'nın bir iki yerinde usta bir şaman liderliğinde bu çayları tüketerek işte öte alemlere
seyir ettiriyorlar. Onu biliyoruz. Evet, aynı zamanda sanırım nefese de ulaşabiliyoruz hepimiz bezimizi. Dergahlarda zikirleri nefese çekmişler. Hay diye aldıkları nefesi hu diye verilir. Zikirle açılan aslında hepimiz bezimizdir. Teknikleri vardır. Biraz da bundan bahsedelim mi? Zikir şudur. Zikir çok ciddi anlamlı bir frekans çalışmasıdır. Ben kitabımda bu morfogenetik alanları anlatırken orada bir esas var. Evrensel hafızada bilgi alışverişi yapabilmek için tekrar prensibi var. Yani nöron aktivitesini, o sinaptik bağlantıları kurabilmeniz için tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar etmeniz gerekiyor. İşte bunun adı zikirdir. Siz bu tekrarlar için yüksek frekanslı kelimeler seçerseniz ki kelimelerin de yaratıcılığı vardır. O Evet. zaman işte evrensel sihirli o kütüphane size kapılarını açıyor. Zikir tam manasıyla bir frekans çalışmasıdır. Tam. Nefesin buradaki yeri yadsınamaz. Çok özel teknikleri var ama dediğim gibi bir eğitmen ve bir bilen bir öğreticinin şeyi. Yoksa burada ben teknik falan vermem. Nefes öğretmenimiz burada zaten Arzu Hanım. Şöyle Eğer başlayabilirler. En azından doğru nefes almayı öğrenerek, diyaframdan sakin ve dingin nefes alarak o hızlanmış sol beyin ağırlıklı analitik düşünen zihinlerini yavaşlatabilirler. Keder bir kenara çekilip burundan alıp verdikleri sakin dingin nefeslerle beden yavaşlar. Kimyamız yavaşlar ve daha sonra ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularıyla birlikte yolculuğa çıkmış olurlar. Tabii sihirli bir değnek yok. Hemen dokunup da işte hepimiz bezini açtın, işte ilahiyle bağlantını kurdun. Yani aslında bağlantı kurduğumuzda kendi özümüz, varlığımız değil mi sevgili Işık hocamız, sevgili arkadaşım? zaten Yani biz bunu da evet, başka Mahmut bir sebebi, Şebbi başka bir yere bağlanmıyoruz aslında. Kendi aynen varlığımıza, demin özümüze onu söylemek istedim. Çok güzel yakaladın. Hani niçin epifiz içeride karanlıkta dış dünyayla hiçbir bağı yok ama nasıl gören göz odur diye düşündüğümde zaten cevap içimden geldi. Dedim ki kuantum fiziği bana ne diyor zaten? Diyor ki zaten dışarıda nesnel bir dünya yok, görecek bir şey yok. Göreceğin şey hakikat ummanı dediğin şey bu duyu eşiklerini aşabildiğin noktada başlıyor. İşte oraya seni bu göz götürmüyor zaten. O göz götürüyor. evet, ellerimizi açtığımızda, dua ettiğimizde de aslında bakarsak yolculuğumuzun içi kendimize Aynen. dönüktür. Kendimizden kendimize yaptığımız yolculukta nasıl ilerleyebiliyoruz, nasıl ilerleyebiliriz, ben kimim diye bu sorularla başlayabiliriz. Ve böyle güzel rehberlerden bilgi alarak da hızlanabiliyoruz diye ekleyelim. Evet, neler yapabiliriz diye çok soru geldi. Nefes yapabilirler, gıdalara dikkat edebilirler, duygu düşüncelerine dikkat edebilirler. İşte yürüyüştü, spordu, olumlu düşünmek, bunlar hep katkı sağlayacaktır. Bunların dışında ekleyebilecek ne vardır Hemen orada Işık'cığım? çok basit bir öneri vereceğim. Mesela günümüzde antidepresanların böyle leblebi gibi Evet. dağıtıldığı bir döneme Maalesef. atıfta olsun. Halbuki çok basit bir yolu var. Gündüz, öğlen yani güneş tepedeyken siz açık havada yapacağınız 15-20 dakikalık sakin bir yürüyüşle sistem serotonin üretimini başlatıyor. Yahu bu varken niçin siz orada bir kimyasala yöneliyorsunuz ki? Değil mi? Yani hani Anadolu'da bir söz var. Çok değerli buluyorum Arzu. Derdi veren Allah dermanı verir. Ve dermanı Allah aslında hep çok yakınımızda verir. Ama küresel ilaç karteli tabii ki bize bunları unutturmak istiyor. Bizler de böyle çıkıp çıkıp arada ufak hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet.
Yayın doldu diyorlar. Sanırım her şey yolunda değil mi arkadaşlar? Bence gayet Evet, yayın. gayet iyi. Bireysel Evet. Kitabın Eylül'ün ortalarına doğru çıkıyor. Heyecanla bekliyoruz. Yaşam ve ölümün kimyası hepimize anlatıyorsun. Bütün detaylarını okuyabileceğimiz muhteşem bir kitap olacak. Evet, başka ne ekleyebiliriz sevgili Işıtçım? Antidepresanları biraz da ara verip, sağlıklı beslenmek, yürüyüş, kendini tanımak, aynen. bu Bir kere alanda kendini geliştirmek mutlaka için. azaltılmış karbonhidrat. Mutlaka. Yani Evet. epifizin hani diğerler kadar, diğer toksinler kadar en büyük zararlarından biri aşırı karbonhidrat. Zaten fast food, endüstriyel gıda dediğimiz şeyi de karbonhidrat temelli beslenme. Yani Şekerli şeker, zaten aslında. evet. Sadece şeker değil. Şeker deyince bizim insanımız hep şey zannediyor. Ben zaten diyor çayı şekersiz içiyorum. Ama yanında yediğim poğaça da karbonhidrat. Yani o Karbonhidrat yüzden aslında şey. aynen karbonhidrat tarafından azaltılmış, bol, taze, canlı gıda. Bakın canlı gıda ile cansız gıda arasında inanılmaz bir frekans farkı var. Yani hani onları ben titreşim titreşim yazdım. Yani kurutulmuş bir otla taze bir otun arasında bile dağlar kadar fark var. Dolayısıyla canlı beslenme, canlı gıda, yani bir salata, bir meyve, bir efendime söyleyeyim, şimdi artık tabii çok zor, et üzerine konuşamıyoruz. Yani hem ekonomik hem işte şeyden dolayı hayvanlar maalesef işte bir sürü antibiyotiğe maruz bırakılıyor, her şeyin GDO'su bozuldu. Arayacağız, bulacağız. Demin dediğim gibi bizler şanslıyız. Anadolu burası. Her yerde köylerimiz var. Hala köylerde hiç el değmemiş. Her şey var. Ulaşmak gayet efendime söyleyeyim olası. Emek vereceğiz. Yani eskisi gibi kolay değil. Emek vereceğiz. Bu işi en azından gelecek nesil, çocuklarımız için bu fedakarlığı Toprağa yöneleceğiz. Atalık tohumlar bulup o aynen. tohumları Aynen. çoğaltacağız. Kesinlikle. Kolay değil. Ben şimdi Eylül 15'ten sonra benim başlıyor. Her sabah kalkıyorum. Çayımın altını yakıyorum. Elimde bir kabım. Bahçeyi geziyorum. Yere dökülmüş zeytinleri topluyorum. Kıyamıyorum onlara. Bir kısmını karıncalara, böceklere bırakıyorum. Her gün onları topluyorum. Yıkıyorum, dolaba koyuyorum. Bir kısmından yeşil zeytin yapıyorum, bir kısmından bırakıyorum, siyah zeytin yapıyorum. Çok verimli olursa o sene, bir iki sene öyle oldu, zeytinyağımı yapıyorum. Çok güzel. Tabii bunlar emek istiyor, yoruyor ama başka da çaremiz yok. Bilhassa kendinizden geçtiyseniz bile artık evlatlarımız için ne olur bu mücadeleyi verin. Lütfen. Bırakacağımız miras sanırım bu bilgilerimiz ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak sağlıklı beslenmek. Peki Aynen. gün içerisinde kendin neler yapıyorsun? Birazcık bahseder misin? Şimdi sabah kalkıyorsun, çayını koyuyorsun, zeytinlerini topluyorsun ve daha sonrasını merak ettik hep beraber. Birçok hayvanım var benim burada. Buraya yerleşmemin en önemli sebeplerinden, gerçi benim İstanbul'da da evim bahçeli bir evdi ama burada barınaktan aldığım hayvanlar var, köpeklerim var, kedilerim var, güvercinlerim var. Sabah benim öğleye kadar İşte bir kahveyi yapıyoruz eşimle. Hayvanları önce beslemek, yani önce onları beslemek. İşte güvercinlerimin sulanması, her daim kafeste yavru güvercinleri oluyor. Onların bakımı, ben bunlarla uğraşıyorum. Kalan diğer bütün zamanımı kesinlikle ya yazıyorum ya okuyorum. Aslında güvercinlerinle, toprağınla, zeytinliğinle uğraşırken Doğru. sanık ve sait olduğun varoluşun içerisinde de Çok akışta mutluyum. Bana oluyorsun. İstanbul'u nasıl terk ettin dediler. Ben doğma büyüme Etilerliyim çünkü. Etiler Levent, Etiler Lisesi mezunuyum. Oradan Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldım falan. Bana hep diyorlar ki nasıl terk ettin yani. Hani bir de severim de yani hani Evet. İstanbul'u. Ya tabii bizim çocukluğumuzun İstanbul'u da değil artık. Olağanüstü bir kalabalık ve kargaşa var. Evet. Her manada bir nasıl anlatayım?
kalitesiz demek istemiyorum ama kaotik bir kalabalık var. O beni rahatsız ediyor. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep böyle ara ara yalnızlığı seven, kendi içine dönük bir tipim. Yani böyle çok dışa dönük gibi görünürüm. Çok insan canlısıyım, insan severim, gelen her misafirime. Ama yalnız kalmaya çok ihtiyaç duyan bir insanım. Ben çocukken de böyle çizerdim, yazardım. Benim lisede hocam kızardı bana. Ben teneffüslerde bile kitap okurdum. Yukarıdan bağırırdı okulun bahçesinde. Yeter artık, kör olacaksın diye. Kör olmadık ama yazar olduk. Neyse. Yani ben biraz böyle küçük yaşamları seviyorum. Ben hiçbir zaman bir AVM insanı olmadım mesela. Hiç olmadı. Yani insanlar belki merak ediyorsa ben hayatım boyunca hiç sigara, alkol kullanmadım. Yani tadını bile bilmem. Hani deneyip bırakmış falan bir insan değilim. Benim şimdi okul arkadaşlarım diyor ki, sen diyorlar ortaokul, lisedeyken de diyordun ki asla ben sigara içen, alkol alan birisiyle hiç imkansız yani hani bir arada olamam gelmişim mesela. Demek ki bazı şeyler nereden bildiğimi de bilmiyorum ama hep benle birlikte vardı. Hep vardı, hep içseldi. O hani sürü psikolojisi bende hiç olmadı Arzu. Hiç sürüden biri olmadım. Hiç yani. Hiç öyle göründüğüm gibi böyle nasıl anlatayım? Öyle yorumluyorlar bazen de ben hiç öyle o kalabalıkların, o kapitalizmin insanı değilim aslında. Ben Evet. bir köy hayatında, bir küçük bir kasaba hayatında 3 yıldır kasaba hayatında fevkalade mutluyum. Muhteşem. Zaten demin vurguladığın gibi insanın yolculuğu kendine ise o kendiniz nerede olsanız kavuşabileceğiniz bir varlık. Bunun için herhangi bir şehirde olmanıza ben bazen yazdıklarımla, okurlarımla, kitaplarımla o kadar mutlu oluyorum ki o an örnek veriyorum. Diyorum ki şu an beni Paris'e koy, işte Eiffel Kulesi'nin üstüne koy. Böyle bir haz alamayın. Alamam yani, mümkün değil. Nerede olduğumun bir önemi yok. Çünkü ben kuantum fiziği üzerine kitap yazan bir insan olarak dışarıdaki realite, var zannettiğiniz realitenin kendi zihniniz tarafından yaratıldığını altına imzamı atıyorum. Yani Evet. o yüzden içinde bulunduğunuz mekanın gerçek manada hiçbir önemi yok. Ben güzel bir sözümle bu yayını kapatayım. Beyniniz ve duyu organlarınız sizi şu an içinde bulunduğunuz bu odanın içinde olduğunuza inandırıyor. Ama hakikat bu değil. Hakikat içinde aslında bu oda dahil her şey sizin içinizde. O yüzden nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Evet. Son olarak botoksla ilgili çok yazı geldi. Evet, çok geliyor. Botokslarla Niye soruluyor onu da anlamıyorum. Dermatolog değil miyim ben? frekans düşürüyor mu diye yanılmıyorsam Şimdi olabilir. bilmiyorum. Ben hiç Kim botoks zaten doğrusu kullanmadım. için. Yani hiç kullanmadım. Çok da bilmiyorum yani hani hakkında da çok bilgim yok. Ne olduğunu da bilmiyorum ama görüntü olarak da pek sevmiyorum. Hoş durduğuna inanmıyorum. Çünkü çok mimiklerini kaybediyor insanlar. Onu da ben çok doğru bulmuyorum. Onun dışında da neticede hani zehir dediğimiz bir şeydir ya. Bunu enjekte ettirmenin ne alemi var? Ben vitamin bile almıyorum dışarıdan. Yani onu bile doğal yolla almaya çalışan bir insanım. Böyle hep hakkımda sanki böyle dolgularım, botokslarım varmış gibi bir izlenim var ama hiç öyle bir şey yok ya. Yok, hiç öyle düşünmedim. O hani öyle düşünmeden sordum. Ben şöyle katkı Yo sağlayabilirim. yo, bir sürü yazı geliyor altta sürekli. Yüzümüzdeki her çizgi bizim hayat deneyimlerimiz Değil mi ya? arkadaşlar. Yani hepsinin bir anlamı var. Oraya Aynen. yaptığınız bir botoksa o anlamı yok Hayır. ediyorsunuz. Ben Oradaki mesela anılarını şimdi siliyorsunuz. konuşurken mesela kaşımı çatıyorum. Ben Kaldırıyorum, değil mi? Ha şimdi mesela ifade bunlar. Ben şimdi bu ifadeleri yapamazsam kendimden rahatsız olurum zaten. O yüzden bilemiyorum. Ama yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü ona ihtiyaç duyan insan da kendini öyle mutlu hissediyordur. Ben kendini ona da saygı
Saygılıyım. Yani hani onu da böyle bir ayıpmış gibi falan düşünmüyorum. Herkesin kendini öncelikle huzurlu hissetmesi için ihtiyaç duyduğu, yani iyi olma arzusu içinde. Bayanlar da biz malum bakımlı olmayı severiz. Onun için arkadaşlarıma bunu bir eleştiri olarak yöneltmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben biraz o anlamda korkak biriyim. Yani çok şey korkarım bu tip şeylerden. Ne diyor? Özü güzel olun, yüzü güzel olun. Yani güzellikten ziyade sosyal medyanın pompaladığı bir şey var Sultan Hanım. Herkesin sanki genç görünmek zorundaymışız gibi. Şimdi ben 52-53 yaşındayım. Benim 30 yaşında oğlum var. Bir tanesi 26, bir tanesi 30 yaşında iki oğlum var. Şimdi ben botoksları yaptırayım, kendimi çok işte böyle genç göstermeye çabalasam ne olacak? Benim iki tane yetişkin adam yani. İki tane evladım var. Yaşımı her yerde zaten söyleyen bir insanım. Bundan kompleks duyan bir insan değilim. Çelişkili duruyor zaten. Dövme için ne dersiniz? Hiç sevmem. Hiç sevmem dövme. Ve onu da ben mesela korkarım böyle şeylerden. Yani cildin altına böyle kalıcı boyalarla bir şey. Kimyasal yani ben kimyasaldan korkarım arkadaşlar. Ben aspirin bile kullanmıyorum biliyor musunuz? Öyle takıntım var benim. Yani Aspirin mesela bir ağrı kesici herhangi bir baş ağrısı değil, hani her zaman olmaz, hani 1000 yılda bir falan, öyle olduğunda herhalde başka yöntemler deniyorsun. ama buradan da şu çıkmasın, yaptıran arkadaşları eleştirmiyoruz. Hayır, Tabii. hiç ben zaten hiç böyle yorumlarım yoktur. O kişinin kendiyle ilgili bir şey. Yani kişi kendini nasıl iyilik hali içinde hissediyorsa ona o şekilde ben kesinlikle saygı duyuyorum. Evet. O bireysel olarak nasıl, Evet. bak ne diyor? Eczacı bir hanımefendi katıldı, Meral Hanım. Eczacıyım, ilaç Evet, kullanmıyorum. kullanmıyorum diyor. Bu arada Ramazan Tolga Yol Yapan hocamız gelmiş. Selam ve sevgiler olsun kendisine. Evet, Aynen. çok muhteşem bir yayındı. Sohbet Bizden oldu. çok güzeldi, çok değerli bilgiler aktardık. Hepimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha farklı bakış açısıyla öğrenmiş olduk. Detaylı bir şekilde hatta. Çok önemli. Bakın ne güzel diyor. 17. Sadece öğrencisiyim diyor. Evet. Sentetik ilaçlara karşıyım. Aynen öyle. Evet, 17 Eylül diye sözleştik ikinci bölümde. İnşallah. İnşallah kısmet olursa, ama izin verirse birlikte olacağız. Yeni kitabımız da o zaman inşallah elimde olursa ben de İnşallah. göstermiş olurum. İnşallah. Kolaylıkla, güzellikle Çok olsun. Hepimize teşekkür hayırlı olsun. ediyorum Arzucuğum. Ben Seninle teşekkür birlikte olmak çok keyifli. Herkes kendi iyiliğinden sorumlu. Şimdi epifizin varlığı bize aslında bir gerçekliği daha ayan ediyor. Nedir o? Sağlığımızdan aslında çoğunlukla kendimiz sorumluyuz. Bunu gerçekten idrak ettiğimiz zaman hani İbn Sina'nın o yiğitlik şifasının ne olduğunu gerçekten kavrayacağız. Hep dışarıda arıyoruz sağlığı, mutluluğu, huzuru. Ama gerçekten içinizde, inanın siz eğer tüm yapınızla ki çünkü insan biyokimyasal yapısıyla buna zaten muktedir. Siz bunu başardığınız anda artık nerede yaşadığınızın, etrafınızın ve çevrenizin nelerden oluştuğunun hiçbir önemi kalmıyor. İyilikle kalın, güzellikle kalın. Mutlu olmak hepimizin hakkı. Zaten mutlu olmaya geldik. biz insanı mutlu olsunlar diye yarattık diye ayet olduğunu düşünüyorum. Okuduğumu hatırlıyorum. Detaylı hocalarımızdan öğreniriz. Çok teşekkür ederiz. Ben Seviyorum. bütün dostlarım adına da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok Kaysan teşekkürler. böyle. Canımsın. O zaman öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler. Herkese sevgiyle sarılın. Işıl ışıl muhteşem bir gününüz, akşamınız olsun. Görüşmek üzere. Birlikte çıkabiliriz. Buyurun.